nasılsınız? Ben Kiros Acaba. Tazelenme Üniversitesi'nde egzersiz yapıyorum. Bugün biraz Japon bahçesi. Evet, bugün buradan egzersiz yapıyorum. Bugün egzersiz postür düzeltme ve kas güçlendirme egzersiz yapıyorum. Egzersiz yapıyor, postür çok önemli. Evet, mesela böyle baş, boyun, sırt, bacaklar, hepsi düz. Evet. Böyle hayli. Evet. Ve omuz, geri. Evet. Bu çok güzel egzersiz pozisyon. Ve genç pozisyon. Postür, tamam. Ve ayaklar omuz, evet. ve nefes çok önemli. Egzersiz yapıyor. Her zaman nefes devam, tamam. Nefes, yavaş nefes, tamam. Okay. Sonra başlıyor, tamam. İlk bilek çeviriyor. Dirsek biraz, evet. Ve yavaş çeviriyor, tamam. 5, 1, 2, 3, 4, 5, tamam. Sonra tercih, 1, 2, 3, 4, 5, tamam. Okay. Bilek böyle, çeviriyor, büyük, tamam. Evet. Sonra parmaklar aç. Evet. Büyük. Ve tamam. 5. 1. 2. 3. 4. Son 5. Tamam. Sonra kuzul. Kuzul. Ama büyük. Evet. Tamam. 5. 1. 2. 3. 4. 5. Tamam. Sonra parmaklar böyle kapat. Evet. Ve dirsek biraz yukarı. Bu hayır. Evet. Ve parmaklar öne aşağı. Evet. Ve yukarı geri. Tamam. 5. 1. Evet. Okey. Yavaş. 2. Evet. 3, tamam, 4, evet, ve son 5, evet, 3, böyle, evet, kollar ve bilek çalışıyor, evet, tamam, ve eller yavaş yavaş aşağı, tamam. Dirsek biraz hayır, yukarı, evet. Ve el sadece, el parmak aşağı, evet. Ve yukarı, tamam. Tekrar aşağı, daha aşağı, evet. Ve yukarı, üç defa, diz, evet. İki, aşağıya, daha, 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 evet. Son, üç, evet. Okey, güzel. Sonra kollar, evet. Ve parmak geri, evet. Ve aşağı, tamam. Yavaş tekrar. Geriye ve aşağı. Bu kol ve omuz hepsi çalışıyor. Evet. Tamam. Sonra üç defa. Bir. Evet. Yavaş. Okey. İki. Evet. Son. Üç. Evet. Okey, güzel. Evet. Sonra elde omuz.
onu seviyor. Yavaş. İlk dirsek yandan yukarı bırak. Evet. Ve aşağı. Tamam. Yavaş tekrar. Evet. Aşağı. Mesela omuz program var. Ve böyle hareket yapıyor. Açma. Sonra yavaş. Evet. Evet. Program var ama hareket de yok. Daha iyi değil. Evet. Yavaş yavaş. Evet. Tamam. Üç defa. Bir. Evet. İki. Son. Üç. Evet. Sonra dirsek on. Evet. Ve aşağıya ve geriye yukarı. Tamam. Böyle. Buradan. Evet. Okey. Zeha. Beş. Evet. İki. Daha yukarı. Daha yukarı. Evet. Son. Üç. Evet. Sonra çeviriyoruz. Dirsek öne doğru ve kapat. Ve yavaş yukarı. Şimdi nefes al. Evet. Ve nefes yürürken yandan geriye. Evet. Tekrar. Yukarı. Ve aşağı. Evet. Bir defa. Bir. Evet. İki. Evet. Son. Üç. Evet. Sonra tekrar. Ve aşağı geriye. Ve yavaş yerden yukarı. Ders al. Evet. Ve nefes yukarı. Ona aşağı. Tamam, tekrar yavaş, yavaş al ve yukarı aşağı ve tekrar iş evet iki üç evet okay. Sonra kol üst ve göğüs kas hareketi yapıyor. Ve geri. Burada yukarı. Daha yukarı. Daha. Şimdi biraz çalışıyor. Ve nefes 5 saniye. 1 2 3 4 5 tamam. Tekrar evet. Ve geriye ve yukarı daha yukarı daha yukarı ve baş parmak evet. Ve yavaş nefes 5 saniye. 1 2 3 4 5 tamam. Şimdi evet biraz kas ve biraz sırt kas hepsi çalışıyor. Son geriye yukarı daha yukarı
Daha. Evet. Ve ya. Evet. Bir, iki, üç, dört, beş. Tamam. Tamam. Evet. Sonra. Evet. Tekrar. Evet. Ve ev. Avcıç üst. Evet. Ve dirsek geri. Şimdi el biraz. Evet. Tamam. Ve yavaş açık. Daha geri. 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 Evet. Ve dirsek 90 derece. Evet. Ve yavaş nefes 5 saniye. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Tekrar. Evet. Ve geri. Şimdi baş parmak sağ. Serçe parmak koy. Evet. Okey. Ve açık. Evet. Daha geri. Geri. Evet. Ve 5 saniye. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Son. Evet. Geri. Evet. Ve açık. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Okey. Sonra yana. Şimdi. Ve bacak. Tamam. Sağ bacak böyle ona. Ve sağ diz geri. Evet. Ve eller şimdi karşı. Evet. Ve nefes al. Nefes yürürken baş aşağı. Evet. Ve biraz tekrar nefes al. Ve nefes yürürken kalça daha geri. Evet. Baş daha aşağı. Evet. Ve sol kol ona doğru. Evet. Ve şimdi sol kol baş boyun sırt hepsi düz. Ve bacaklar arka düz. Evet. Ve yavaş nefes 5 saniye. 1 2 3 4 5. Tamam. Evet. Tekrar nefes al. Evet, nefes yürürken. Evet. Tekrar nefes al. Nefes yürürken kalça daha geri. Evet. Ve sol. Kol. Evet. Ve 5 saniye. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Şimdi biraz. Çok kesin. Ve bacaklar arka kesin. Tamam. Ve sonra sol. Sol bacak koy. Evet. Ve sol diz geri. Böyle hayır. Geri. Evet. Ve nefes al. Nefes yürürken sağ. Evet. Burada tekrar nefes al. Nefes yürürken kalça geri. Evet. Daha, daha, daha. Evet. Ve sağ kol ona doğru. Ve 5 saniye. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Evet. Tekrar. Nefes al. Nefes yürürken aşağı. Evet. Tekrar. Nefes al. Nefes yürürken kalça. Ve baş aşağı. Ve sağ kol on. Doğru. Ve 5 saniye. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Evet. Sonra denkin. Evet. Sağ topuk yukarı. Böyle. Sağ topuk yukarı. Evet. Ve sol kol yukarı. Evet. Hepsi. Böyle. Düz.
Evet. Ve yavaş ve sakin. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Tekrar sağ topuk yukarı ve sol kol yukarı. Evet. Ve 5. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Sonra sol. Sol topuk. Evet. Ve sağ kol. Evet. El daha uzak. Evet. Ve 5 say. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Tekrar topuk yukarı. Ve sağ kol yukarı. Evet. Ve 5 say. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, okey, güzel. Tamam. Sonra karın bol beş ve bacaklar büyük kas çalışıyor. Hareketli yap. Sağ, evet. Bacak, ona. Evet. Ve sol topuk biraz yukarı. Evet. Ve kalça aşağı. Daha aşağı. Evet. Şimdi sağ diz 90 derece. Evet. Tamam. Ve sırt düz. Evet. Ve diyafons. Evet. Ve nefes al. Nefes yürürken sağ çeviriyor. Evet. Daha geri. Daha iyi. Evet. Nasıl? Şimdi biraz çok çalışıyor. Ve bacaklara bir kas çalışıyor. Evet. Ve nefes al. Hold. Evet. Tekrar nefes yürürken sağ. Evet. Ve hold. Sol. Nefes yürürken evet. Daha. Daha. Evet. Ve biraz dün. Ve yavaş nefes. 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Güzel. Şimdi sağ bacak ona ve sağ. Tamam. Okey. Sonra evet. Sol. Sol bacak ona. Evet. Ve kalça sağ topuk yukarı ve kalça aşağı. Evet. Tamam. Ve yap. Evet. Nefes al. Nefes yürürken sol. Evet. Tamam. Daha geri geri. Evet. Ve al orta. Tekrar nefes yürürken evet. Sol. Ve al nefes orta. Son. Nefes yürürken sol. Evet. Geriye daha. Daha geriye. Evet. Ve dur. Yavaş nefes 5 saniye. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Okey. Mesela diz program var. Sonra küçük. Evet. Küçük. Ve bu. Bu hayır. Çünkü çok az var. Evet. Evet. Bacaklar küçük. Ama burası. Büyük. Çalışıyor. Tamam. Okay. Evet. Sonra sandalye poz. Evet. Yavaş. Eller aşağı. Ve diz büküyor. Evet. Ve yavaş kalça yıka. Yavaş, 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 yavaş. Evet. Ve eller diz boya. Ve şimdi baş boyun sırt düz. Evet. Ve kollar yıka. Evet. Ve aşağıya oradan yıka. Evet, tamam. Şimdi kollar baş boyun sırt
Düz. Ve orta. Tamam. Tekrar. Nefes al. Nefes yürürken aşağı. Nefes al. Ve en yukarı. Evet. Ve al. Orta. Evet. Tekrar. Nefes al. Nefes yürürken aşağı. Nefes al. Evet, nefes yürürken kalk. Evet. Ve ağır orta. Evet. Bu sandalye pozu. Yoga pozu gibi. Çok güzel. Evet. Sonra evet. Denge. Sağ bacak açık. Evet. Ve sol. Tamam. Beş. Bir. İki. Üç. 4 5 Evet okay. Sonra sol aynen. Evet. Sonra sağ. Evet. 5 1 2 3 4 5 Evet okay. Tekrar. Evet. Ve kollar. Evet. Sol. Ve boy. Tamam. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Okey. Sonra sol açık. Sol. Evet. Ve 5, 1, 2, 3 4 5 Tamam. Okey, güzel. Evet. Sonra bacaklar kalk. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Tekrar. 1 3 5 6 7 8 9 ve sonra yan 1 2 3 4 5 ve 10 6 7 8 9 ve 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 evet. Sonra kalk. Evet. 1 3 4 5 ve 10 6 7 8 9 ve 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Evet. Sonra evet. Eller kapat. Ve kalça biraz bırak. Evet. Ve 5 1 2 3 4 5 Evet. Biraz yukarı. Oldu. 1 2 3 4 5 Evet. Daha yukarı. Direkt. Evet. 1 2 3 4 5 Evet. Okey. Sonra sağ el. Evet. Sağ el, sol, ok. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Sol, sağ. Evet. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Güzel. Sonra boyun baş. Evet. Evet. Geriye kapat. Evet. Ve sağ böyle biraz kolay ve kollar yukarıda daha iyi ve yüzük ve 5 saniye 2 3 4 5 tamam tekrar kollar yukarıda daha iyi ve yüzük yukarı.
Sim. Sol. Re. E de. Sola. Sol kol. Sol bacak kol. Evet. Ve kollar. Aynen. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Tamam. Sol. Kollar. Ve yürüdüm.1 2 3 4 5 Evet. Evet. Omuz geri. Evet. Ve aşağı. 1 2 3 4 5. Tamam. Okay. Sonra en son büyük menes. Kollar yukarı ve büyük menes al. Ve al. Ve tekrar menes al. Ve nasılsınız? Bugün egzersiz bu kadar. Her gün egzersiz yapıyor. Çok güzel. Sonra çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Bye bye. Merhaba. Bugün eteklerinde yaşadığımız Toros dağlarından söz edeceğiz. Çok önemli bir dağın eteklerinde yaşadığımızı biliyor musunuz? Bilmiyorum. Ama pek çoğunuzun hikayesi konusunda, neler ifade ettiği konusunda bilgisinin çok sınırlı olduğunu tahmin ediyorum. Bir defa içinizde acaba kaç kişi Toros adının boğadan geldiğini bilir? Yani biz Toros dağları diyoruz da buna çevirirsek, tercüme edersek Boğa Dağları dememiz gerekir diye düşünüyorum. Niye Boğa Dağları dendiğinin de hikayesini dilim döndüğü kadar anlatmaya çalışacağım. Niye? Eğer yaşadığımız coğrafyayı hikayeleriyle bilir isek, özellikleriyle derinlemesine bilir isek, o zaman o coğrafyanın gerçek sahibi olabiliriz. O coğrafyayla aramızda karşılıklı kara sevdaya dayalı, yani sevdadan öte kara sevdaya dayalı bir ilişki kurulabilir. Bence işte toprakları vatan yapan önemli şeylerden bir tanesi de budur. Sadece kan değil, o üzerine işte canımızı kanımızı severek vermemizin temel nedeni oluşturan o coğrafyayı çok iyi tanıyor isek. Şimdi Toros Dağları, Boğa Dağları demiştik. Niye Boğa Dağları deniyor? Bir defa onu vurgulayalım. Boğa bir defa eski dönemlerin çok güçlü hayvanlarından bir tanesidir. Şöyle bir soru sorayım. Acaba boğa mı daha güçlüdür? Yoksa yine Anadolu'da, yani bizim Antalya ve civarında yaşadığı söylenen, hala da sesi duyulan veya işte kayıtlara da geçmeye başlayan leoparlar mı daha güçlüdür? Veya Anadolu'da yaşadığı bilinen Anadolu aslanı mı daha güçlüdür? Veya işte bu adam daha güçlü bir başka canlı var mıdır, hayvan var mıdır Toros Dağları içerisinde veya dünyanın başka yerlerinde? Yoktur. Neden diyeceksiniz? İşte boğa o kadar güçlü bir hayvandır ki, şöyle söyleyeyim, omuz yüksekliği, yani şu bir boğa, bu benim Babalar Günü hediyem,
bu babalar günündeki, diyelim ki bu program bir babalar günü yapılıyor 22 Haziran günü. Bakın şu boğanın boyu şurada aşağı yukarı 2 metreye kadar gelir evcilleştirilmeden önce yabani boğaların, ki Toros dağlarında bunlardan çok fazla sayıda vardı. Hatta bütün Alpler içinde boğa en başat, en güçlü canlıyı oluşturuyor idi. Boynuzları 1 metreden daha uzun, boynuzları arasındaki açıklık 1-1,5 metreyi falan bulan ve ağırlığı da 1 tonu geçen bir canlıdır boğa. Onun için de işte toplasanız 100-150 kilo gelecek bir leoparın veya aslanın, bilemediniz 200 kilo gelecek bir boğa, leoparın veya aslanın boğa ile baş edebilmesi mümkün değildir. Bir boynuz darbesiyle işini çok rahatlıkla bitirebilir. Şimdi bu kadar güçlü olduğu için ve dağlarda yaşadığı için de hep kutsal kabul edilmiştir. Onun için de kültürde boğaya ilişkin çok sayıda mitoloji vardır. Pek çok din tarafından ve pek çok inanç sistemi tarafından da boğalar kutsal olarak kabul edilmişlerdir. Ha, en eski derseniz, içinizde bilmiyorum adını duyan falan var mıdır? Bu İspanya'da Altamira mağarası veya Fransa'da Lascaux mağarası. Buralarda mağara içlerinde insanlar tarafından yapılmış hayvan figürlerine, hayvan şekillerine rastlandı. Renkli olarak çizilmiş, birebir veya olduğundan çok daha büyük hayvanlara rastlanmış. Bunların içerisinde en çok dikkati çekeni ve en yaygın olarak kullanı da boğadır. Kaç yıl önce? 35 bin yıl kadar falan önce. Yani 25 bin ila 35 bin yıl önce insanlar boğayı tanıyorlar ve boğayı belki de işte o dönemlerden başlayan bir kutsamayla tapınak olarak kabul edilebilecek mağaraların iç duvarlarına resmediyorlar. Daha sonra 9500 yıl önce hemen Antalya'dan şöyle kuş uçuyor aşağı yukarı 150 kilometre kadar falan biraz kuzeyimizde Konya ili sınırları içerisinde Çumura diye bir ilçe var. O ilçe sınırları içerisinde de Çatalhöyük diye bir höyük var. Burada da çok eski zamanlardan beri kazılar devam ediyor. Burası 9500 yıl önce insanların ilk yerleşik düzene geçtiği, ilk işte hayvanları, ilk bitkileri evcilleştirdikleri, yani avcı toplayıcı düzenden tarım düzenine geçtikleri, yani Neolitik'in başladığı önemli yerlerden bir tanesidir. 9500 yıl önce. İlginç olan da şu, bakın o dönemlerdeki nüfusu uzmanlar tarafından 5000 ila 8000 arasında tahmin ediliyor. Bu kentin büyüklüğünü bugüne tercüme edecek olursak, bu bir İstanbul büyüklüğünde veya New York büyüklüğünde bir kente eşdeğer gelir. İlginç de bir kent. Hem İstanbul'dan hem New York'tan çok önemli farklılıkları da var. Neden? O dönemde orada yapılan evlerin hepsi birbirine bitişik olarak yapılmışlar. Yani sokak yok. Evlerin hepsi, ki işte 9500 insanın birlikte yaşadığı evlerin hepsi duvarlarıyla birbirlerine yapışmış vaziyette. Öyle olunca pencereleri de yok. Çünkü hele bazı evlerin hiç penceresi falan da yok. O zaman evlere nasıl girilip çıkılıyor falan diye soracak olursanız, evlere çatılardan açılmış bir kapı üzerinden giriyor. Herhalde büyük olasılıkla güvenlik sorunuyla ilgili olarak. Ama bakın ilginç olan tarafı şu. Evlere yukarıdan giriliyor ve bu yukarıdan girilen, yani evin kapısı olarak kabul edilecek olan yerler güneye doğru bakıyorlar. Hepsi güneye doğru bakıyor. Şimdi Çatalhöyük'ten, yani bizim kuzeyimizde olan Çatalhöyük'ten güneye baktığınız zaman neyi görürsünüz? Toros Dağları'nı görürsünüz değil mi? Çatalhöyük'ün kendisi de aynen Mezopotamya'da olduğu gibi, Mezopotamya'da Toros Dağları'ndan çıkan iki tane ırmağın arasında oluşmuş bir en bilinen kadim medeniyettir. Çatalhöyük de aynı şekilde. Yine Toros Dağları'ndan, bu sefer güneye doğru değil kuzeye doğru akan iki ırmağın arasında
ki bir heyün üzerinde gelişmiş bir yerleşim yeridir. Yani sulamasını oraya, verimi toprağa Toros Dağları, yani Boğa Dağları armağan etmiştir. İşte şeylerin giriş kapılarının hepsinin güneye doğru bakıyor konumda olmalarının temel nedeni bu. Toros Dağları'na bakıyorlar. Yani Boğa'ya bakıyorlar. Daha da ilginci, bu evlerden, işte kapısı penceresi olmayan, kapısı tepede, tavanda olan bu evlerden her üçüncüsü büyük boğa başlarıyla, ama gerçek, ama kilden yapılmış, topraktan yapılmış boğa başlarıyla süslü. Yani bir nevi boğa tapınakları da diyebiliriz bunlara. İlk boğa tapınımının olduğu yer 9500 yıl önce Çatalhöyük'te. Yani Toros Dağları'nın kuzeye bakan yamaçlarında ortaya çıkıyor. İşte duvar boyamalarına falan bakıyorsunuz ki duvarları da süslü. Oralarda boğa resimlerini çok sık olarak bulabiliyorsunuz. Yani ilk kutsal canlılardan bir tanesi yine bizim Toros Dağları'yla çok yakından ilişkili olan bir durum. Şimdi başka konular üzerine de, yani bundan başka şeylere de gidebiliriz. Ama önce Girit Adası'ndan bir şey söyleyeyim. Bakın elimde tuttuğum şu boğa başını ki mühürlüdür belli sayılarda ve kültürel lisansla yetiştirilen bir şeydir. Ben bunu Girit'ten almış idim. Girit'te, yani Yunanistan'dan çok daha farklı, yine Toros Dağları'yla bağlantılı veya Alp Dağları'yla bağlantılı olarak kabul edilebilecek bir coğrafya parçasıdır. Orada da boğa kültürü çok önemlidir. Zaten Mısır'a giderseniz Mısır'la Girit arasında da çok yakın ilişkiler var. Mısır'da da boğa önemli bir hayvandır. Biz Apis öküzü falan deriz ama işte o öküz dediğimiz şey de yine boğa dediğimiz bir hayvanla çok yakından ilişkilidir. Gökyüzünde de biliyorsunuz bir boğa burcumuz var. Yani yeri geldiğinde bir başka zaman uzaydan söz ederken, yıldızlardan söz ederken bu konuya tekrar geri döneriz. Şimdi Girit'te boğa kültü şöyle önemli. Minos diye bir kral var. Çok güçlü bir kral. Adil bir kral, ünlü bir kral. Minos medeniyeti diye çok büyük bir medeniyet yapılmış, medeniyet oluşturmuşlar. Bununla eğer Girit'e gidenler olursa kazılarını falan görürler. Gerçekten çok çarpıcı bir medeniyettir bu. Bu kral, Minos kralı, deniz tanrısı Poseidon'dan veya bir kendisi ona kurban etmek için bir boğa vermesini istiyor. Bu mitolojiler aralarında çok ufak farklılıklar vardır ama aşağı yukarı buna benzer bir hikayedir. Farklı versiyonlarını da okuyabilirsiniz. Şimdi Minos, Poseidon'un yani deniz tanrısının verdiği bu boğayı o kadar çok beğeniyor ki ona kurban etmiyor. Ne yapıyor? Bir başka boğayı kurban ediyor şey için, Poseidon için. E tabii Tanrı böyle ufak numaraları yutmuyor. Ve Minos'un bir yani uygun olmayan bir şey, bir dolandırıcılık yaptığını düşünüyor ve ona bir ceza veriyor. İşte Afrodit'in oğlu Eros, ki aşk tanrısı olarak biliriz, biliyorsunuz elinde oku vardır. Ona okuyla Minos'un karısı Fesifane'yi boğaya, o Poseidon'un Minos kralına verdiği verdiği boğaya aşık olmasını sağlamasını istiyor. Ve Eros bunu başarıyor. Tesifane boğaya aşık oluyor. Ve birleşiyorlar. Ve Tesifane yarısı boğa, yarısı insan olan Minotaur adı verilen, yani Mino'nun boğası olarak adlandırılan bir canlı doğuruyor. Bu canlı o kadar her şeye de zarar veriyor. Tabii bir lanetin veya bir cezalandırmanın ürünü olduğu için de belki. Kral Minos bunun içinde yani hiç kimsenin kolaylıkla girip çıkamayacağı
bir yıl hapishane yaptırıyor. Buna labirent diyor işte. Öyle bir giriyorsunuz bir yerden, o kadar karmaşık bir şey ki oradan bir daha çıkmanız söz konusu değil. İşte bu Minotaur, yani Mino boğası da bu labirentin ortasında bulunuyor. Onun kendisinin de dışarıya çıkma diye bir şansı yok. Şimdi Girit krallığı ya veya Minos medeniyeti o kadar güçlü ki o dönemin Atina'sını, ki onları bir savaşta mağlup ediyor. Mağlup edince de bunlar o zamanın ekonomisi bunları bir şeye bağlıyor. Bu da bir başka boğa. Kordova'dan aldığım, işte o ünlü boğa güreşçisi El Cordobes'in doğduğu, yetiştiği yerden alınmış bir boğa, mozaiklerle süslü. Benim böyle bir boğa şeyim de var. İşte bu bir kapı kolu olarak kullanılmış bir boğa. Bütün ayrıntılarını görebilirsiniz. Şöyle bir uçan boğam var veya şöyle bir Zagreb'ten aldığım da çok güzel bir sanatsal seramik yapı olan bir boğa var. Şöyle bir uçan boğa ve bir de Kenya'dan getirdiğim şöyle bir başka abanoz ağacından oyulmuş bir boynuzlu buffalo var. Daha başka boğalarım da var ama masamda yer olmadığı için getirmiştim. Bu da benim hobilerimden bir tanesi. Şimdi ne diyorduk efendim? Yeniyor Atinalıları ve Atinalılara bir haraç ödemek zorunda kalıyorlar. O zamanın ekonomik şeyine göre. Ya, bunların bir tanesi de şu. Atina'dan belli aralıklarla her 7 yılda bir 7 tane genç yakışıklı delikanlı ve 7 tane genç güzel bayan Minotaur'a kurban edilmek üzere Atina'dan getiriliyor, kurban ediliyor ve gidiyorlardı. Yani cezalardan bir tanesi de bu. Atina kralı oğlu Theseus'u göndermek zorunda kalıyor. Çünkü oğlu Theseus bu kurbanları götürüp Minotaur'u öldürmeyi kafasına koymuş. Nasıl olacağını da bilmiyor. Babası istese de istemese de onun ısrarı karşısında Theseus gemiye biniyor ve Girit'e doğru yol alıyor. Atina'dan Girit'e doğru. O zamanın şeylerine göre de bu tür gemiler, kurbanları getiren gemiler de herhalde işte bugünküne benzer bir şekilde yas tutmayı simgeleyen siyah bir yelken takıyorlar. İşte geliyor, Girit'e yanaşıyor ülkeye, ondan çıkarıyorlar. Tabii o getirilen kurbanları görmek üzere kral da, kralın kızı da geliyor. Ariadne kızının adı. Ariadne Theseus'u görünce bu işte kurbanlarla birlikte geçerken anında ona aşık oluyor. Ve onunla da temasa geçiyor. Şey, ona diyor ki işte o labirente girip çıkmak zor ya. Labirentten çıkması için bir ipucu ve Minotaur'u öldürebilmesi için de bir ipucu veriyor. Ona eski adını hatırlat diyor. O şaşıracaktır, sen de o arada onu öldürebilirsin diyor. Bir ikincisi de eline bir top, ip veriyor. Girerken kapının ucuna, labirentin ucuna bu ipi bağla ve sürekli gittiğin yollara bu ipi şey yap, kullan. Dönerken de bu ipi takip ederek çıkarsın diyor. Minotaur dediğini yapıyor. İpi yol üzerinde sererek Minotaur'u gidiyor. Minotaur'la bir sıkı mücadeleye başlıyorlar, kavga başlıyor. Tam kavganın en kritik anlarında Theseus eski adını söylüyor Minotaur'a. Minotaur birdenbire bunu nasıl bilebilir diye şaşırınca da onun işini bitiriyor. O anlık zafiyet sırasında işini bitiriyor, öldürüyor. Tabi bu sefer 7 tane genç kız, 7 tane delikanlı kurban hayatını kurtarmış oluyorlar. Ve ipleri takip ederek şeyden çıkıp gemiye binip, tabi anlaşma gereği de Minos'un bunlara bir şey yapması diye bir şey söz konusu değil, gemiye binip tekrar Atina'ya doğru yelken açıyorlar. Atina'ya yaklaşırlarken babasıyla yaptığı bir konuşmayı unutuyor. Babası da diyor ki buna koşul olarak göndermek için, eğer diyor Minotaur'u öldürürsen, zafer kazanırsan yani, o zaman dönerken siyah yelken yerine beyaz yelkenle bir tak ki ben daha sen uzaktayken zafer alıp kazandığını bileyim diyor. İşte o zaferin sarhoşluğuyla
Teseus yelkenleri değiştirmeyi unutuyor. Babası uzaktan geminin geleceğini tahmin ettiği tarihlerde gemiyi yolda gözlerken birdenbire siyah yelkenleri görüyor. Görür görmez de Allah yor oğlum gitti. Son derece üzülüyor ve kendisini bir denize atıyor. O kralın, Atina kralının adı Ege. Egeus deniyor yani Yunancası olarak. İşte bugün bakın bizim Akdeniz'in bir parçası olarak adlandırdığımız Ege denizinin adı bir boğa ile ilişkili. Boğa bu kadar önemli bir kültürel etkiye sahip. Bir başka hikaye daha anlatayım. Yine Türkiye'de biliyorsunuz Bosporus dediğimiz yabancı dilden olarak ki bu bir inek veya boğa yolu olarak da tercüme edilebilir. O yolun, o işte boğazların açılması, İstanbul Boğazı'nın açılmasıyla yine bir boğa hikayesiyle ilgilidir. Io diye bir güzel bir kız var. Hera'nın ki Zeus'un eşidir, çok şey bir kadın, tanrıdır, tanrıçadır. Kıskanç bir tanrıçadır. Zeus da zampara bir tanrılar tanrısıdır. Onun mabedinde bir rahibe olarak çalışıyor Io. Zeus bunu görür görmez aşık oluyor. Tabi Hera da kıskanç olduğu için bunu hemen hissediyor. Ve şeyi Io'yu beyaz bir şeye dönüştürüyor. Neye dönüştürmüş olabilir? Hane'nin hikayelerini anlatıyoruz. Beyaz bir boğaya dönüştürüyor. Zeus onu beyaz bir boğaya dönüştürüyor. Hera ona zarar vermesin diye. Hera da bunu anlayınca bu sefer işte o beyaz boğaya bir at sineği musallat ediyor. O at sineği boğayı o kadar rahatsız ediyor ki at sineği boğa deliler gibi oradan oraya koşurup duruyor. Durmak yok. Sürekli koşturup duruyor. Tabi bu arada bu tabi Zeus'la bir araya gelmesi de söz konusu olmuyor işte. Bu koşuşturmacalar sırasında bugünkü boğazın olduğu yerden de geçiyor ve böylece boğaz oluşmuş oluyor. Boğazın oluşması da bunun sonucunda ortaya çıkıyor işte. Bosporus denmesi bizim bugün İstanbul Boğazı dediğimiz yere Bosporus denmesinin arkasındaki hikaye de bir boğayla ilişkili. Şahin gördünüz mü işte İstanbul Boğazı, Ege Gölü'nü bunların hepsi boğayla ilişkili. Ha daha başka hikayeler mi duymak istiyorsunuz? Efendim şey yapın, Hitit'e gittiniz mi bilmiyorum. Yani eğer giderseniz Mezopotamya'da da incelerseniz orada da boğanın kutsanmış olduğunu çok rahatlıkla görebilirsiniz. Hitit'e gidin. Hitit'e işte bilmiyorum Yazılı Kaya'ya giden var mı, Hattuşaş başkentine giden var mı veya Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne gittiniz mi? Orada da çok güzel boğa heykelleri görürsünüz. Hitit'te krallar var. Aynen böyle başka mitolojilerde olduğu gibi Sümer mitolojisinde de 12 tane tanrı ve tanrıça vardır. Olimpos Dağı gibi böyle kutsal bir dağın üzerinde bulunurlar. İşte efendim Sümerlilerde böyledir. İşte Hititlerde böyledir. Efendim Romalılarda böyledir. Yunanlılarda böyledir. Efendim Hristiyanlarda 12 havari vardır falan gibi. Yani bunlar hep böyle tekrar eder gider. Bu tanrılar en güçlü olanların aynen Zeus gibi hep atu öyle bir şapka giyerler ki konik dağa benzer bir şapka giyerler ve onların gücü yani tanrının gücü o şapkaların kenarına koyulmuş yarım boğa yani şu kadar böyle boğa şeyleriyle belli edilir. Baş tanrının yani Zeus'a eş gelen Hepatu'nun şapkasının kenarlarında altı bir tarafta, altı bir tarafta 12 tane boğa boynuzu vardır. Bakın işte boğa başlarının üzerinde ve gücün simgesi olarak da boğa boynuzunu kuluyorlar. Anadolu medeniyetlerine giderseniz işte orada küçük boğa heykellerini falan görürsünüz. Bir kutsal tapınım şeylerinde, ritüellerinde önemli işlevler gördüğünü de bulabilirsiniz. Daha da ilginci, işte o yazılı kayada tanrılar, tanrıçalar, hani hepsinin şeylerine göre kenarlarında değişik sayılarla 6 tane olanı da var gibi, bunları gördüğünüz gibi bunların hep bir dağlar üzerine bastıklarını, bazılarının boğaların üzerine, özellikle tanrıçanın
bağlar üzerine bastığını görürsünüz ki bu da bu gücünü bağdan aldığını gösteren bir şeydir. Yani inanılmaz derecede önemli boğa ile ilişkili özellikler, motifler görebilirsiniz. Buradan ilginç bir şey. Bakın boğa güreşleri diyoruz değil mi? Bugün İspanya'daki boğa güreşlerinden söz ediyoruz. Ama bugün pek farkında olanımız var mıdır yok mudur bilmiyorum ama art filmde de bizde bir boğa güreşi geleneği vardır. Sanıyorum her sene Konkasör yerlisi, yaylısında bir yerde de boğalar boğalara karşı güreşirler. Bakın, doğu ucunda boğalar boğalara karşı güreşirler. Girit'e geldiğiniz zaman, Girit işte biraz daha böyle İspanya ile Doğu, eğer Anadolu ile İspanya'yı karşılaştıracak olurlar, bunun ikisinin ortasında bir yerlerdedir. Burada ki Girit'e gidenler mutlaka orada çok güzel bir müze var, o müzeyi izlerlerse orada bir duvara yapılmış fresk vardır. O freskin üzerinde de boğanın üzerinden atlayan bir atlet resmi görürler. Orada da boğalarla insanlar arasında bir yarışma vardır. Ama bıçak yok, kan yok. Boğa karşıdan kızdırılır aynen benim giydiğim gibi kırmızı bir şeyle, şalla. İnsana saldıran, boğayadan kurtulan atlet boğanın üzerinden tatlı atarak öbür tarafa atlar. Yani orada da kan, yani öldürme diye bir şey söz konusu değildir. İspanya'ya gittiğiniz zaman iş değişiyor. Bakın şimdi medeniyet falan dediğinizde oraya gittiğiniz zaman da boğayı önceden işte bir sürü görevliler at üzerinde falan yorarlar. İşte kılıçlarla getirirler, kanını akıtırlar, iyice zayıf düşürürler. Ondan sonra da işte elinde böyle kırmızı şal tutan bir şey gelir, matador gelir. Tabii bu anlattığım kadar basit değil. Çok hayatını kaybeden matadorlar da var biliyorsunuz. Onu tutarak işte gösteri yapar. Etrafı işte arenayı doldurmuş binlerce kişiye. Ama sonunda boğa ölür. Bugünlerde de veya çok uzun zamandan beri de bu tür boğa güreşlerinin ortadan kalkmasını söyleyen pek çok insan vardı. Şimdi dikkat buyurun. Doğudan batıya doğru giderken vahşetin arttığını da görüyorsunuz. Yani hayvanlar arasındaki bir savaşın hayvanların öldürülmesiyle sonuçlanan insan hayvan arasındaki bir güreşe dönüştüğünü görebiliyoruz. Girit'te bu arada bir geçiş zonu oluşturuyor. 7-8 sene önce bir gün Çorum'dan yine geçiyorum. Atuşaş'ı falan seyretmiştim. Tavsiye ederim. Çorum'da çok güzel bir müze var. O müzede oradaki görevlilerden birisinden duydum. Kazı yapan bir doçent ilgili vardı. Onun anlattı. Bakın şeyden çok daha önce Minos medeniyetinden, Girit medeniyetinden çok daha önce, 250-300 yıl daha önce Hattuşaş'ta, yani Hitit İmparatorluğu'nun başkentinde boğalarla atletler arasında Girit'e benzeyen bir şeyin orada yapıldığını gösteren kanıtlar bulmuşlar. Yani Girit bunu yine Anadolu'dan almış. Yani Anadolu'nun da burada özellikle bu boğa kültü üzerinde de ne kadar önemli bir etkisi olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi niye bakın bizim Anadolu'muzda yakın zamana kadar işte Neolitik'e geçtik dedik Çatalhöyük'te. Toprağa süreceğiz. Toprağa değil de sürüyoruz Allah aşkına biz. Öküzlerle değil mi? Öküz de işte boğanın hadmedilmiş olanıdır. Niye? Gücünden, kuvvetinden dolayı. Bereket tanrısı olarak kullanılmasının arkasındaki neden de o. Niye? Toprağa sürüyorsunuz, o size veriyor. Veya herhangi bir antik kenti gezin, mutlaka işte iyon sütun başlıklarında veya işte taş süslemelerinin içerisinde şöyle yuvarlak yumurtaya benzeyen şekilleri görürsünüz. Bunların hepsi boğanın yumurtalıklarıdır ki bir gücün ve bereketin ve simgesi olarak yapılırlar. O kadar da yaygın olarak kullanılan bir şey. Yani Easter falan biz yumurta zamanı işte dedikleri, Paskalya dedikleri dönemde yumurta falan böyle girer ama üremenin gücün simgesidir.
Büyük ölçüde de bunlar bir boğa, kesilen boğaların yumurtalıklarını temsil ederler. Ona benzedikleri için de tavuk yumurtaları daha kolay bulunduğu için bu kadar yaygınlaşmış olabilir. Çok daha da ilginci. Efes'i bilmişsinizdir, duymuşsunuzdur. Efes'teki Artemis heykelini bulmuşsunuzdur. Dünyanın 7 harikasından bir tanesidir. Orada bugün müzede, Selçuk Müzesi'nde sergileniyor bir Artemis heykeli var. Göğsünde işte çok sayıda göğüs var. Bilim insanları bunların göğüs veya işte arkeologlar veya saran tarihçileri bunların göğüs değil, ana tanrıçaya ki Anadolu'nun en güçlü tanrıçasıdır. Kadere veriyor ki şeye bakın, tesadüfe bakın ki şeyle Hristiyanlar için kutsal olan Meryem Ana ile birlikte aşağı yukarı aynı yerde yaşamışlardır aralarındaki yüzyıllarcık farka rağmen. Göğsünde bereketin ve gücün simgesi olarak boğa yumurtaları taşıyor. Çünkü boğa bu ana tanrıçaya kurban edilen en büyük hayvanlardan bir tanesidir. Ne için? İşte savaşlarda başarılı olmak için, işte efendim toprağın daha fazla besin maddesi vermesi için, yani hasatın, toprak veriminin, tarımın daha üretken olması için kurban ediliyor. Bizim kurban kültürümüzle buradan da bir bağlantı kurabilirsiniz. O bile doğayla, doğalarla çok yakından ilişkili olan bir şey. Yani sabanımızı çeken öküz, işte inanç sisteminin aşağı yukarı hepsini çok derinden etkileyen, yine boğayla çok yakından ilgili olan bir konu. Şimdi bu kadar önemli bir kültürel kültürel yaygınlığı olan ve adı boğa olan bir dağların eteğinde yaşıyoruz. Bunlardan haberimiz var mıydı? Şimdi haberimiz oldu. Acaba işte bu sizin yaşadığınız Antalya'ya veya onun civarındaki bu coğrafyadaki, Anadolu'daki bütün şeylere karşı bakışınızı değiştirecek mi? Değiştirmeyecek mi? Onun için de toprakları vatan yapan şey kan ise, belki onun kadar da önemli olan o topraklara ilişkin kültürel zenginlikleri bilmek lazım. Sonuçta kurban edilen doğalar eski bir gelenek olarak niye kurban edilirlerdi? O kan toprağa karışsın ve toprağa yeniden canlanma, bereket versin diye, kuraklık olmasın diye karışıyor dedi. Yani kurbanın arkasındaki temel neden de buydu. Her eteklerinde yaşadığımız ve benim yaşamaktan büyük keyif aldığım Toros Dağları'nın hikayesi bu. Buna eklenebilecek daha o kadar çok küçük ve ilginç hikayeler var ki, merak ediyorsanız işte elinizin altında internet açınız. İpucu gibi bir tanesinden başlayınız. Oradan başka sayfalara, başka kitaplara, başka maceralara, başka mitolojilere açılacaksınızdır. Ve önümüzde çok ilginç bir konu sizleri bekliyor olacaktır. Bir başka programda yeniden buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla.